29. sayfa 1. etkinlik A diyafram nefesi etkinliğini yönergeler doğrultusunda tamamlayınız. Diyafram göğüs ve karın boşluğunu birbirinden ayıran bir kas dokusu tabakasıdır. Ellerinizi görseldeki gibi yerleştirerek omuzlarınız dik biçimde oturunuz. Uykunuzun geldiğini düşünerek esneyin. Çok komik bir durumla karşılaştınız kahkaha atıyorsunuz. Bir karış uzağınızda bir mum var. Üfleyerek onu söndürmeye çalışın. Yukarıdaki çalışmaları yaparken göğüs kafesinizin üzerindeki elinizin karnınızın üzerinizdeki elinizden daha az hareket etmesi gerekir. Amaç karın bölgesinin hareket alanını genişletmektir. B. Aşağıdaki cümleleri cümle sonundaki okun yönüne dikkati alarak okuyun. Ok yukarıya işaret ediyorsa ses şiddetinizi artırarak aşağıya işaret ediyorsa ses şiddetinizi azaltarak okuyun. Yoruldunuz değil mi? Köyümü öyle özledim, öyle özledim ki keşke patlamasaydı. Çantamdan top çıktı. Peki şimdi ne olacak? İnanılmaz. Aklına parlak bir fikir geldi. Bir çocuk yürüyordu. İkinci etkinlik. Aşağıdaki karşılıklı konuşmayı inceleyiniz. Kendinizi Cemil'in yerine koyarak yönergeler doğrultusunda tartışmaya katılınız. Arkadaşlarınızla aynı fikirde olmadığınız anları düşününüz. Serhat'ın fikirlerine nasıl cevap vereceğinizi, katıldığınız ya da katılmadığınız görüşleri tespit ederek düşününüz. Serhat'ın doğru bulduğunuz fikirlerini kabul edip, mantıksız bulduklarınızı neden mantıksız bulduğunuzu açıklayarak kendi fikrinizi belirtiniz. Nezaket kurallarına uyarak anlaşılır bir dil kullanmaya dikkat ediniz. Konuşmanız sırasında yabancı dillerden alınan ve dilimizde henüz yaygınlaşmamış kelimelerin Türkçelerini kullanmaya özen gösteriniz. Cemil: Bence Mete'nin satründe tedavi olmayı istemesi pek mantıklı değil. Oyun oynarken hayal gücünü kullanmak güzel ama gerçek hayatta sorunlarla yüzleşmek ve onları çözmek için daha gerçekçi yollar bulmalıyız. Satürn'e gitmek imkansız olduğu için böyle bir tercih yapması biraz gerçeklerden kaçmak gibi görünüyor. Bence Mete'nin hayal gücünü kullanarak uygulanabilir bir çözüm bulması daha iyi olurdu. Hayal gücü ve gerçekçilik arasında bir denge kurmak çok önemli. Serhat, bence Mete'nin Satürn'de tedavi olma istemesi çok eğlenceli bir fikir. Oyun oynarken hayal gücümüzü kullanmak bizi sıradanlıktan çıkarıp, farklı dünyalara götürüyor. Mete'nin Satürn'ü seçmesi onun ne kadar geniş bir hayal gücüne sahip olduğunu gösteriyor. Ayrıca bu tür hayaller kurmak problem çözme becerilerimizi ve üretkenliğimizi geliştirir. Gerçek hayatta belki Satürn'e gidemeyiz ama böyle hayaller kurmak sınırlarımızı zorlamamıza ve farklı bakış açıları geliştirmemize yardımcı olur. Serhat'ın Mete'nin Satürn'de tedavi olmayı istemesi çok eğlenceli bir fikir. Görüşüne katılmıyorum. Bence gerçekleşemeyecek şeylerin hayalini kurmak mantıksız. Serhat'ın bu tür hayaller kurmak problem çözme becerilerimizi ve üretkenliğimizi geliştirir. Gerçek hayatta belki Satürn'e gidemeyiz ama böyle hayaller kurmak sınırlarımızı zorlamamıza ve farklı bakış açıları geliştirmemize yardımcı olur. Görüşüne ise katılıyorum. 3. etkinlik. Metinden alınan aşağıdaki cümlelerin ilişkili olduğu kavramları işaretleyiniz. Problemler onu yıldıramazdı. Bu kararlılıktır. Bununla ilişkilendirelim. Oyun oynamak muhteşem bir şey yahu. Evet. Bu oyun severliktir. Bununla ilişkilendirelim. Aklına parlak bir fikir geldi. Evet. Bu üretkenliktir. Bununla ilişkilendirelim. Metenin ayağına buz tuttular. İncinin bileğini sargı beziyle titizlikle sardılar. Evet. Bu da yardımseverliktir. Bununla ilişkilendirelim. Dördüncü etkinlik. Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle sözlü olarak cevaplayınız. 1. Topsuz basketbol oyunu fikri nasıl ortaya çıkmıştır ve çocuklar bu fikre nasıl tepki vermiştir? Bir gün kasabada basketbol maçı yaparken çocukların topları patladı. Oynayan herkes çok üzülmüştü. Maçın en heyecanlı anında top patladı diye maçı bitiremezlerdi. Bu oyunun devam etmesi için bir çözüm bulmaları gerekiyordu. Moni'nin aklına parlak bir fikir geldi topsuz basketbol maçı. Bu ilginç fikri duyan herkes şoke olmuştu. 2. Metinde geçen oyunlarda bir sorun varsa bir öğrenme fırsatı da vardı cümlesi ne anlama gelmektedir? Karşılaşılan sorunların çözümü için kafa yormak, fikir üretmek, çözüm yolu bulmak demektir. 3. Metinin tedavi olmak için Satürn gezegenini seçmesinin sebebi ne olabilir? Bence özel bir anlamı yoktur. Metenin o anda aklına gelen ilk yer Satürn gezegeni olmuştur. Nasılsa her şey kurgu ve oyundan ibaret. O da biraz heyecan katmak için satründe tedavi olmak istemiştir. Siz oyundaki bir çocuk olsaydınız, Monet'in çözümü hakkında ne düşünürdünüz? Oldukça yaratıcı bir fikir olduğundan olumlu davranırdım. Top patladı diye oyunu bırakmak yerine top varmış gibi oynamak oldukça ilginç ve eğlenceli. 5. Çocukların topsuz basketbol oyununu izleyen biri neler düşünebilir? gerekçeleriyle açıklayınız. Çocukları yapmış oldukları davranıştan dolayı takdir eder. Onların eğleniyor olmaları, oynadıkları oyundan zevk alıyorlar anlamına gelir. 6. Çocukların oyunda özgür olmaları ne anlama geliyor? Açıklayınız. Oyun sırasında istedikleri hayalleri kurabilmeleri ve oyunun kurallarını hayal güçleriyle belirlemeleri onların karar alma yeteneklerini geliştirir ve özgüvenlerini yükseltir. 5. etkinlik: A metindeki bilgilerle deneyimlerinizi ilişkilendirerek Moni'nin kişilik özelliklerinden üçünü belirleyip aşağıdaki alanlara yazınız. Moni'nin bu özelliklere sahip olduğu metindeki hangi bilgilerden anladığınızı belirtiniz. Moni'nin hayal gücü oldukça gelişmiş. Çünkü topsuz bir basketbol maçını hayal etmiş olması onun hayal gücünün iyi olduğunu gösterir. Zorluklar karşısında çözüm üreten. Evet. Şimdi topları patlamıştı. Topları patladığı için oyun oynamayı bırakmamışlar. Hemen Moni zorluklar karşısında çözüm üretmiş. Topsuz bir basketbol maçını üreterek oyun oynamaya devam etmişlerdir. Aynı zamanda Moni'nin zeka seviyesi de yüksektir. Bunu kısa zamanda düşünüp hemen uygulamaya koyabilmek de üstün bir zeka seviyesine gerektirir. Bir sorunla karşılaştığımızda oturup üzülmek yerine o sorunla nasıl başa çıkarız diye çözüm yolları düşünmemiz ve sorunu çözmemiz gerekli. Altıncı etkinlik aşağıda metinden alınan iki cümle verilmiştir. A. Bu cümlelerde ifade edilenlerin gerçekte yaşanıp yaşanmadığını belirleyiniz. B siz de metni inceleyiniz ve benzer cümleler belirleyip uygun listeye ekleyiniz. 1. Çocuklar arasında neşeli bir koşturmaca başladı. Bu gerçekte yaşanmıştır. Mete Satürn Devlet Hastanesinde tedavi olmayı seçti. Bu gerçekte yaşanmamıştır. Gerçekte yaşanan iki cümle yazalım. Basketbol maçı yaparken çocukların topları patladı. Keşke patlamasaydı diyorlardı. Gerçekte yaşanmayanlara bakalım şimdi. Topu sektirdiler, birbirlerine pas attılar. Incinen bileğini sargı beziyle titizlikle sardılar. C. Bu listeleri adlandıracak olsanız, aşağıdakilerden hangisini seçerdiniz? işaretleyiniz. Nesnel, öznel, gerçek, hayal ürünü, somut, soyut. Evet, gerçek ve hayal ürününü işaretlerdim. Şimdi gerçekte olmayanlar hayal ürünüdür. Dolayısıyla bunu işaretleriz. Yedinci etkinlik. Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Görsellerde verilenlerin okuduğunuz metnin hangi bölümüyle ilişkilendirebileceğinizi belirleyiniz. Olayın görselde anlatılan kısmını kendi cümlelerinizle yazınız. Mete'nin Satürn'de tedavi olmak istediği bölümle ilişkilendirirdim. Mete ve arkadaşları denizaltı ile Satürn yerine kayıp kıta Atlantis'e tedavi olmaya gidiyorlar arkadaşları gemiye binerek tedavi olmak için Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Metinde topun patlamadan önceki kısmıyla ilişkilendirirdim. Çocuklar hep birlikte basketbol oynuyorlar. Topun patlayacağı kimsenin aklına gelmiyor. 8. etkinlik daha önce dinlediğiniz oyun durdu ve okuduğunuz topsuz basketbol oyunu metinleri ile ilgili istenen bilgileri yazınız. Oyun durdu. Kahramanın karşılaştığı sorun. Oyunun durması ve tekrar başlatılamaması. Topsuz basketbol oyununda ise kahramanın karşılaştığı sorun topun patlaması. Kahramanın sorunla karşılaştığında verdiği tepki. Oyun durdu da üzülmek, topsuz basketbol oyununda ise çözüm yolları bulmaya çalışmak. Sorunun kim tarafından nasıl çözüldüğü. Oyun durdudaki sorun aile tarafından çözülüyor. Aile sahile gitme fikrini ortaya atıyor. Topsuz basketbol oyununda ise sorun Moni tarafından hayali oyun fikriyle çözülüyor. B. Olayların benzerlik ve farklılıklarını söyleyiniz. İki olayın da benzer tarafı ikisinde de oyunun bir şekilde durmasıydı. Bu benzer taraflar. farklı taraflar ise arkadaşlar birinci oyunda oyuna devam edilmiyor. Farklı bir etkinlik yapılıyor. İkincisinde ise oyuna devam ediliyor. Sanki top varmış gibi topsuz basketbol oynanıyor. Farklılıkları da budur. 9. etkinlik. A. Duygu ve düşünceleri daha açık ifade etmek, cümlede duraklama noktalarını belirlemek, okumayı ve anlamayı kolaylaştırmak üzere yazılarda noktalama işaretleri kullanırız. Bunların bazılarını sık, bazılarını daha az kullanırız. Yazılarınızda en sık kullandığınız, en az kullandığınız noktalama işaretlerine doğru bir sıralama yapacak olsanız Sıralamanız nasıl olurdu? Soldan sağa doğru yazınız. En sık kullandığım noktalama işareti noktadır. Bunun dışında virgülü kullanırım. Daha sonra soru işaretini kullanırım. Bazen üç nokta, bazen kesme işareti, bazen tırnak işaretini kullanırım. Bazen noktalı virgülü, en az da ünlemi kullanırım. Ve sıraladığınız noktalama işaretlerinin kullanıldığı birkaç örnek cümleyi metinden bularak aşağıya yazınız. Moni oyunlarda karşılaştığı problemleri çok seviyordu. Burada virgül ve nokta kullanılmış. Moni o esnada ne yapabilirim acaba diye düşünüyordu. Burada tırnak işareti ve soru işareti kullanılmış. İnanılmaz. Bakın hem kısa çizgi hem de ünlem kullanılmış. Hayal etsenize gezegenler arası yolculuk. Burada da noktalı virgül ve 3 nokta kullanılmış. 10. etkinlik A. Aşağıda noktanın farklı işlevleriyle kullanıldığı cümleler verilmiştir. Bu cümlelerde yay ayraç içindeki noktanın hangi işleviyle kullanıldığını belirleyip bunları gruplandırınız. Gruplarınızı oluşturan cümlelerin numaralarını ve noktanın işlevini yandaki kutulara yazınız. Şimdi nokta cümle sonu kısaltma ve sayıların sırası işlevlerinde kullanılmış. Cümle sonu olarak ikinci, beşinci ve altıncı cümlelerde kısaltma görevinde ise birinci, üçüncü ve sekizinci cümlelerde sayıların sırasını belirtmek işleviyle de dördüncü, yedinci ve dokuzuncu cümlelerde kullanılmış. B. Noktanın belirlediğiniz işlevlerinden hareketle her grup için oluşturduğunuz kuralları ve örnek cümleleri defterinize yazınız sonlarına konur. Örnek, Mete'nin ayağına buz tuttular. Kısaltmaların sonuna konur. Bizim okul Cumhuriyet Caddesi No. 12'de bulunuyor. Sıra bildiren sayıların sonuna konur. Bu sene okulda birinci oldum. 11. etkinlik. Aşağıda verilen cümleleri 10. etkinlikte yazdığınız kurallardan hareketle inceleyiniz. Eksik olan nokta işaretini cümlelerdeki gerekli yerlere ekleyiniz. Kıbrıs şehitlerimizden avukat Mehmet Özel'in ismi. Bakın burada arkadaşlar kısaltma olduğu için nokta koymamız gerekli. Karaca olan mahallesi. Bakın buraya da aynı şekilde nokta koyacağız. 3715 sokak. Bakın buraya da bir nokta koyacağız. No 111'de bulunan okulda yaşatılıyor. Cümlenin sonuna da nokta koyacağız. Okul evimize yaklaşık 10 dakika yürüme mesafesindeydi. Buraya nokta koymamız lazım cümle sonu. Sınıfımız da evimiz gibi birinci kattaydı. Buraya bir tane nokta koyacağız. Birinci kattaydı ve ben sınıfta en arka sıranın hemen önünde altıncı sırada otururdum. Bakın buraya bir nokta bir de cümle sonuna bir nokta koyalım. En iyi arkadaşım Esma ise ikinci sıra önümde. En iyi arkadaşım Esma ise iki sıra önümde sırayla oturuyordu. Buraya da gene bir nokta koyalım. 12. etkinlik. Yazalım A. Yazarken çok uzun cümleler kurmak yazılanların anlaşılırlığını azaltabilir. Uzun cümleleri uygun yerlerinden bölerek kısa cümlelere dönüştürmek metni daha anlaşılır kılar. Aşağıdaki örnekte cümle içinde birbiriyle ilişki, ilişkili unsurlar ve kısaltma yapılırken bölünebilecek yerler aynı renklerle gösterilmiştir. Verilen örneği inceleyiniz. Kampa giderken valizime önce pantolonlarımı, gömleklerimi, pijamalarımı Sonra yolda ve ve orada okuyup yazmak için kitaplarımı, birkaç dergimi ve günlüğümü, spor yaparken ve arkadaşlarımla oynarken ihtiyaç duyacağımı düşünerek raketimi, tenis topumu, eşofman takımımı ve spor ayakkabılarımı yerleştirdim. Kampa giderken valizime önce pantolonlarımı, gömleklerimi, pijamalarımı yerleştirdim. Sonra yolda ve orada okuyup yazmak için kitaplarımı, birkaç dergimi ve günlüğümü koydum. Spor yaparken ve arkadaşlarımla oynarken ihtiyaç duyacağımı düşünerek raketimi, tenis topumu, eşofman takımımı, spor ayakkabılarımı yerleştirdim. Siz de verilen cümleleri uygun yerlerinden bölerek örnekteki gibi kısa cümlelere dönüştürünüz. Yapılan bir anketle okulumuzdaki öğrencilerin sokak oyunlarından saklambaç, körebe, birdirbir ve sekseyi çok severken zeka oyunlarından mangala, dokuz taş ve amiral battayı tercih ettikleri belirlendi. Şimdi bu cümleyi şöyle bölebiliriz. Yapılan bir anketle okulumuzdaki öğrencilerin sokak oyunlarından saklambaç, körebe, birdir bir ve sekseyi çok sevdikleri ortaya çıktı. Zeka oyunlarından mangala, dokuz taş ve amiral battayı tercih ettikleri belirlendi. Bu şekilde olabilir. İkinci cümle. Dün izlediğim bir belgeselde bundan çok da uzak olmayan bir dönemde çocukların bezbebek, bebek, tornet, misket ve topaç gibi oyuncaklarının olduğunu okul bahçelerinde yakar top, İstop, mendil kapmaca ve uzun eşek gibi oyunları sıkça oynadığını öğrenince çok şaşırdım. Evet, bunu da şöyle yapabiliriz. Dün izlediğim bir belgeselde bundan çok da uzak olmayan bir dönemde çocukların bezbebek, bebek, tornet, misket ve topaç gibi oyuncaklarının olduğunu öğrendim. Okul bahçelerinde yakar top, istop, mendil kapmaca ve uzun eşek gibi oyunları sıkça oynadığını öğrenince de çok şaşırdım. C, yazdıklarınızı arkadaşlarınızla paylaşınız. C Öğretmeninizin geri bildirimleriyle güçlü ve gelişmeye açık yönlerinizi belirleyiniz. Bu yönlerinizi sonraki etkinliklerde geliştirmeye çalışınız. 13. etkinlik. A. Bir yarışmayı kazanmayı çok istediğinizde neler yaparsınız? Söyleyiniz. Yarışma ile ilgili hazırlıklar yapalım. B. Kare kodu okutarak şiiri dikkatlice dinleyiniz. Şairin annesinden dua istemesinin nedeni nedir? Söyleyiniz. Şair annesinden elinin göğe uzanması, uçurtmasının havalanıp yarışmayı kazanması, topacının yorulmaması, ceplerinin bilye dolması, çemberinin kırılmaması, boyalarının bitmemesi, yüzünden gülümsemenin hiçbir zaman gitmemesi için dua istiyor. Ç. Sizce metindeki dua isteği günlük yaşamda nasıl bir öneme sahiptir söyleyiniz. İnsanlara anne babalarının yapmış olduğu dualar kabul olur. Bu yüzden insanlar annelerinin hayır duasını almaya gayret ederler. D. Çocukların oyun oynamadığı sokaklar üzgün olur. Yukarıdaki cümlede insana ait bir özellik olan üzgün olma eylemi sokaklara verilerek sokaklar kişiselleştirilmiştir. Öğretmeninizden şiiri tekrar dinletmesini isteyiniz. Dinleme sırasında verilen örnektekine benzer bir kullanım hangi dizede vardır bunu belirleyip yazınız. Dizesinde kişiselleştirme yapılmıştır. E. Bulduğunuz söz sanatının şiirin anlatımına olan katkısı nedir? Söyleyiniz. Şiselleştirme sanatı şiiri daha etkili ve çekici hale getirir. <laughs>